Dubrovnik'e 3 kilometre mesafede seyrediyoruz. Şu güzelliği görüyorsunuz. Ne diyeyim? Ada var bir tane girişte. Açık denizden varan Adriyatik. Bir tane yelken aşağıya çekmiş ve karşımızda gerçekten enfes bir şehir. Biraz daha yakından alalım. Buyur. Neden güzel oldu şimdi meydana çıkıyor. Hani derler ya, bir şehri en güzel görmenin yolu panoramik manzarasındandır. Şu anda Dubrovnik'i karşı tarafta tepeden girişte videosunu çekmiştim. İçerisini gezdik. Tam sırtından Mostar'a giderken abi mükemmel bir manzara yakalayarak çektik. Bir kısmına selvi geliyor ama şu güzellik gerçekten anlatılmayla şey yapılamaz ve görüyoruz. Şu anda eski tarzda ahşaptan yapılmış bir tane kalyon diyelim ayrılıyor. İhtimal belli bir kafileyi gezdirecek. Bu Dubrovnik Kalesi'nin biliyorsunuz son kısmı, tamamen denize açık olan kısmı. Şu anda küçük bir tane de gemi ne yapıyor? Bunlarla beraber gidiyor. Sabahın saat bize göre 11.30, onlara göre 10.30. Güzel, serin bir sonbahar günü, pazartesi. Her tarafta iş günü ama bize göre iş günü değil tabi. Şu anda tatil modundayız ve tatilimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Gez gez bitmiyor. Şu karşıya da dahil gideceğim. Çok ilginçtir. Her yerde pazar gördük ama Dubrovnik'in fiili kalesinin içerisinde pazarı ilk defa görüyoruz. Mesela
Üzüm pahalı. 6 euro. Mister? Euro? Euro? 3 euro. Ha, 3 euro. Şey pazarını görüyoruz. Dubrovnik'in pazarını. Çok ilginç. Terazi. Ama çok ilginç. Bak buradaki ablam da. Very good. Bu ablam da kokular satıyor herhalde. Oh, how much? 7 euros. 7 euros. Ah, 7. Çok güzel. Abi her yerde, her yerde pazar, dünyanın her yerinde pazar aynı. Ha, bunlar ya. Ne pizde evo ođe dvije ove veće. Bu nostalji tarafı. Bu bizzat peçete, havlu ve yüzük ve ona benzer bayanların en çok hoşuna giden. Bu ise meşhur bakır. Pazarı dolaşıyoruz. Minyatür olsa da bile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ha, bu ne olduğunu anlayamadım. Ve pazarın yani bu tarafın sonuna gelmiş olduk. İlginç. Bunlar da herhalde. Burası günah çıkarma yeri. Papazla. Yani biri o tarafta oturuyor. Penceresi var. Bu tarafta da papazın kendisi. Burası.